Herkesin dostları bu gece bir bilmece izliyorsa selamlar. Başlıktan ve kapatan gözleri bugün Ofrat serisi, Zorlu Yol serisinin ikinci partiyle karşınızdayım. Umarım gününüz güzel geçirdir arkadaşlar. Benim günüm çok güzel geçiyor. Bildiğiniz üzere kanal çok güzel bir şekilde büyüyor. Buradan destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım ve videomuza geçerim. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu kapaktan ve başlıktan gördüğünüz üzere bugün geçen günkü istenen araçları koydum. Tamamen geçen günkü istenen araçları. İlk 10 sırası. Bir arkadaşımız traktör istedi ama diğer case istedi. Pardon, Master Ferguson istedi. Fakat Master Ferguson şu anda patladı arkadaşlar. Mod öldü. 2 gün önce bir video paylaştık. Ondan sonra mod gitti. O gün son gündü. Onun için bugün case yapacağız. Onun yanında Touareg var. Yanında Pajero ve Karik miydi bu? Aynen. Skoda Karik'im var ama bu seferki yollarımız biraz daha farklı. Harita düzenlemeyi öğrendim, onu söyleyeyim. Harita düzenlemeyi öğrendiğim için bak. Şurada çukurlar falan koydum böyle. Bak bayağı bataklıklı yollar. Görüyor musun? Çok iyi ya. Bu seferki yolumuzlarımız daha güzel diyorum ve ilk aracımıza şöyle geçerek başlayalım diyorum. Kanalıma destek vermek için abone olabilir, like atabilir ve yorum atabilirsin dostum. Hangi aracı istiyorsan yaz, elbet bir gün yapacağım. Ama hemen değil. Çünkü elimde çok büyük bir liste var. O listeye göre yapıyorum. O sıraya göre gidiyorum diyorum ve şöyle Karik'le gidelim. Oha. Lan daha ilk dakika lan. Dur biraz daha hızlı gitmemiz lazım. Yoksa oturacak oraya. Belli. Bak burada çok zor burası. Allah var yani. Bu araçlar şimdi tamam su araçlarını deniyoruz da bu araçlar biraz daha şehir SUV'ları gibi. Yani bu yollara uygun değil gibi. Bak bak şu amatörlere bak, görüyor musun? Aga çok iyi değil mi ya? Ya şu SUV'ları sevenler bir yorumlara yazsın ya. SUV sevilmez mi? Oha bir dakika bak. Bak geri gel. Teker havalanıyor lan. Şuna bak, şu çukura gireyim. Üf, çok iyi değil mi ya? Aga çok seviyorum böyle işleri ya. Bak bir arka sağ teker havalanıyor. Bir sol teker havalanıyor. Çok iyi değil mi ya? Yürü yürü, çık 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 çık, devam. Vallahi efsane ya. Evet arkadaşlar, nasıl ama? Çok iyi değil mi? Şöyle suyumuza sokalım hemen. Bu suyu da biraz daha yükselttim arkadaşlar, onu söyleyeyim. Geçen günkü video, şu an unutmazsam sağ üstteki kartlara koyarım ki büyük ihtimal koyarım. O videoda biraz daha alçaktı, araçlar çok giriyordu. Ve birkaç arkadaşımız yorumlarda, bakın hepsini okuyorum dediğim gibi. Tabi bazılarını cevaplayamıyorum artık, kusura bakmasın, göremediklerimiz oluyor. Çok fazla suyu giriyor, gerçekçiliğini kaybettiğini söyledi. Çünkü şehir suları, önde radyatör var. Biraz daha gerçekçi olsun diye ne yaptım? Biraz suyu seviyesine, altını doldurduk, çakıl taşı attım suyun içine. Bir sürü. Ki biraz yükselsin. Şöyle, uf. Şu sesler çok iyi, bir takır 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 diye. Aga çok iyisin ya. Bu tarz videolar direksiyon bağla diyorsunuz da. Mesela direksiyonu bağlasaydım, bak buralara da delik yaptım. Bir önceki videoya gidin izleyin, buralar o kadar delik değil. Araba çok rahat bir şekilde gidebiliyor. Ha şimdi gaza bassam, geçişimde çok rahat bir şekilde gider. Fakat yani kırılır yani, biraz gerçekçi olsun dedim. Burada da 50 ile gidilmez, doğru mu yani? Bana katılıyorsan şu anda doğru yaz kanka, 3.5. Doğru, sana katılıyorum yazsın. Tamam, dakika 3.5. Taç etkinliği yapalımlar. İlk defa böyle bu saatte yaptık bak, bu dakikada. Normalde hep böyle son dakikalara doğru taç etkinliği yapıyorum ki has kadro var ya elimizdeki. O has kadroyu bileyim yani, böyle ezberleyeyim. Anladın mı? Mesela Efe Gök, Hayri Duman veya adını unuttum herkes. Zaten Ömer'le Miran'a söylemeye gerek yok diye tahmin ediyorum. İkisi de moderatör. Kankilerim, buradan size selam olsun özellikle. Böyle oh. Bir de birkaç arkadaşımız Discord'u soruyor. Arkadaşlar açıklama kısmında Discord adresim var. Gelebilirsin, sohbet ederiz ama of. Çok pis vurduk be bu sefer. Gel sohbet ederiz elbet bir gün. Genelde canlı yayınlardan sonra sohbet yapıyoruz ama bu aralar canlı yayın açamıyorum. Kusura bakmayın. En kısa zamanda canlı yayınlara tekrar devam edeceğim. Biraz işlerim yoğunlaştı açıkçası. Bu 17 gün kapanmadan sonra bir böyle bir yoğunluk başladı. Bu yüzden birkaç videonun mesela yorumlarını da yani yetişemediklerim oldu. Kusura bakmasın diyelim ve şöyle devam edelim bak. Bir de bu yolu biraz daha geliştirdim. Az bir şey yükselttim diyecektim. Tamam, sadece biraz geliştirdim hani daha güzel oldu diye diyecektim ki. Vay arkadaş. Şöyle konalım. Burada daha ama kalmak için daha çok erken. Yürü. Ana maskıda kaldı. Keşke şurayı da biraz şey yapsaydım. Ve Salih Hardakaya, buradan selam olsun. Bakın artık ben video çekiyorum mesela, şu an saat gecenin
Gece değil de olsa 12 suları ya daha gündüz. Bu dakikada abone oluyorsan yani şu anda video izliyorsun abone ol. Belki o dakika video çekiyorumdur. Video çektiğim için sağ üstteki hemen şu sol üstte adın çıkabilir aga. Onu söyleyeyim. Abone olarak destekleyebilirsiniz. Of ön tampon falan gitmiş. Motor gözüküyor. Araba oturdu ya. Gitmiyor artık. Buradan ileri gitmez bu. La şehir suları buralara göre değil pek bu yollar. Bir Pajero burada güzel geçer diye düşünüyorum. Bir de traktör şunu şöyle ayıralım bunu artık. Dur burada. Buraya kadar gelebilir. Şöyle Pajero'ya geçelim aga. Severiz. Mitsubishi Pajero çok isteniyordu ya bu araç. Şöyle gidelim. Ya bu araçta şu içi güzel olsaydı çok güzel köy yolları yaparız da şu içini niye böyle yapmış? Ana iki vites varmış bak. Onu bilmiyordum. Baksana hiç acımıyor ya. Çok iyi değil mi bak? Oh zıplaya zıplaya seke seke. Tavşan Pajero. Oh. İlk zamanlar bunu çok yanlış söyledim ya. Barış Manço'nun arabası diyordum ya artık kusura bakmayın onlar gene özür dilerim. Ben bunu biliyordum. Meğerse Sen Yok diye bir araç var. Oymuş. Buna çok benziyor ama. Ben bu sanmıştım. O değil de Barış Manço değil de Doğukan Manço'nun R34 yapıyor. Lan nasip olur mu be bir gün böyle gidip görmek üf, efsane olmaz mı? R34 ile bir video çekmemiz. Belki ilerleyen günlerde olur. Değil mi yani? Buraya gidelim. Bizim kadın zaten genelde ticaret sevdikleri için. Bir de bu yolları ticarilere sok diyen çok olmuştu. Şöyle yapacağım. Bunu da açıklayayım hemen. Önce bir bu suvların hepsini bir elden geçirelim aga. Tamam mı? Mesela hamur falan gelecek. Anladın mı? Yeni geçen gün keşfettik. Hamur yani diyorum. Bak ne diyorum. Land Cruise diyorum. Ondan sonra yapmadığımız ne var? Volvo'nunkini diyorum. Yani bundan sonraki bölümde büyük ihtimal onları yaparım. Yani bir hafta 10 gün sonra falan olur o da. Çünkü biliyorsunuz bu tarz seri halinde olanları böyle onar gün arayla yapıyorum. Yani onlardan da güzel bir şeyler çıkar diye tahmin ediyorum yani. Yalnız iyi gitti be Pajero. Hiç tıkanmadı. Zorlanmadı bile. Ki bu araç zorlanacağını zaten tahmin ediyorum yani zorlamaz bu araç. Taş gibi araç ya. Yemin ederim var ya. Üf. Şu içi de güzel olsaydı 10 numara mod da içi güzel yapmamış. Şu gösterge sadece patlak ya. Her şey çok güzel. Oha. Bakın bakın CJ konu falan oynuyor. İlk defa gördüm. Adam nasıl bir mod yapmış lan öyle? Yeni fark ettim onu. Bugüne kadar fark etmemiştim. Hadi bakalım Pajero. Şu şeyin geçtiği yerden geç. Karikin geçtikleri yerden tül. Bu geçer zaten ya şimdi. Ağız yapmaya gerek yok bak. Buradan hiç zorlanmadı bile. Ama şimdi bunda şöyle bir farkı var. Bu 4x4 de o sadece ön çekerdi. Yani tabi bu burada geçmesi daha rahat. 4x'ın verdiği nimetlerden biri de bu. 4x sevenler buradan selam olsun. Bu arada yazın bir ofrat gözümüz var. Göktuğ Sezer miydi? Bir ofrat team var. Instagram'dan konuştuk. Yaza doğru müsait olursak ki inşallah oluruz. Bir haberleşeceğim onlarla. Yani davet etti. İnşallah bir müsait oluruz. Onlar da müsait oldu bir gün. Davetlerine katılmaya çalışacağım yaza doğru. İnşallah diyelim. Bir ofrat yapacağız böyle. Birkaç kere şey yapmıştım. ATV ile böyle bir ofrat yaptım da. Arabayla daha yapmak hiç nasip olmadı. Hani böyle adamı izlemektim de yani böyle aracın içine falan hiç görmedim. Bakalım. İnşallah oldu diyelim. Öyle. Hadi bakın Pajero şuraya geçersen. Lan lan yolda gitmiyor Pajero çok sekiyor ya. 10 numara gidiyor ama çok sekiyor. Hadi be. Hadi lan. La 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 dur dur dur. Lan yürü. Biraz daha yürü be. Lan kenetlendim oyuna ya. Lan yürü. Geçmen lazım. Şuraya da geç. Hadi bakalım. Pajero farkı. Ulan patlaya patlaya gidiyor. Eze eze gidiyoruz oğlum. Deli gibi gidiyorum şu anda. Full dip gaz. Hadi çık bakayım buraya da. Buraya çıkarsın. Tahminimce Pajero hepsini geçecek ya. Traktör de geçer gibime geliyor da şimdi güvenemiyorum. Çünkü traktör çok sekiyor. Bu araç bu kadar sektiğine göre traktör de çok sekecek.
Belki o yüzden başarısız olabilir diye düşünüyorum ama çok güzel bir şekilde gidiyor bu da ya şu ana kadar. Hadi be. Diğer araç buraya kadar Turek miydi? O gelmez mesela buraya kadar, imkansız. Ama güçlü bir motor var. Güvenemiyorum da ya. Oha. Bitirdi artık. Of. Çektik mi bu araba hiç? Çektiğimizi hatırlamıyorum. Valla. Helal olsun şurada dursun bu araç. Valla finish'e kadar geldi. Valla helal olsun. Ve truck. Turek. Bakalım Turek'imizi. 4 çeker. 4 çeker. 4 çeker mi? Cık. Sadece arka itişmiş. Normalde bu ön itiş değil mi ya? Öyle biliyorum. Ya 4x4 ya da ön itiş olması lazım. Bakalım nasıl itecek. Yalnız hiç zorlanmadı lan bu da. Fark ettiniz mi? Lan bu da mı geçecek yoksa? Of. Sege sege gidiyorum hiç acımadan. Vallahi bu da gidiyor ha. Geçen sefer sadece bir araç başarılı olmuş. O da oraya kadar gitmedi yani. Hangi Raptor? Aha motorum bozuk. Motoru yere vura vura gidiyorum. Vallahi hiç acımıyorum şu anda. Eyvah eyvah. Bu araç çok hızlı be. Gaza basmaya gelmiyor. Traktör dört gözle bekliyorum ya. Tek merakım o. Valla. Bakın burayı da merdiven gibi yaptım yani. Öyle biraz burayı da şey yaptım. Şu an ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bir dakika şöyle göstereyim. Shift C miydi? Aynen. Bakın. Düz değil. Burası da böyle göçer be. Mesela karda Kadir Arda Şeref. Şu an itibariyle abone olmuş. Hoş geldin Kadir. İnşallah videomu bu dakikasına kadar izlersin. Sen de görürsün. İsmet bilmez mi? Dil bilmez ha. Öğretiriz. Bir kursa gitsin. Öğrenir yani. Şöyle devam edelim. Lan çok iyi ya. Bu haritayı iki bulmuşum ben. Bu haritayı da bu arada şey yorumlardan bir arkadaşımız yazmıştı. Şimdi bazı yorumlar var. Spama düşüyor. Onları da bazen bakıyorum. Tabii her zaman bakmıyorum. Unutuyorum onları. Açıkçası yalan söylemeye gerek yok. Ama böyle gözüme batan yorumları böyle bakıyorum. Adam almış. Link olarak atmış. Ben de baktım. Gerçekten çok güzel. Bir önceki serimiz vardı. Gene böyle zor yollar diye. Oraya nazaran bu yol 1000 kat daha iyi. Çünkü orası çok kayıyordu araç ya. Tamam. Oranın güzelliği ayrıydı ama fazla kayıyordu araçlar. Bu yüzden iyi ki burayı bulmuşuz ya. İyi ki arkadaş bize yazmış ya. Of. Köletecek düzeyde bir. Dedim ki iyi ki bak. Video başında ne dedim? Daha ilk çıkarken bu araç da iyi gidiyor dedim. 5 dakika geçmedi üstünden. Daha toplasan 2 dakika falan geçmişti bu aracalı. Ama geldi. Hepsini geçtiği yerden. Kaldı be. Lan yürü be. Şöyle gel bakayım şuraya. Yürü. Şimdi yürü. Oh. Başarılı. Vallahi başarılı. Çok başarılı. Yürü lan. Yerde kalma ama ya. Ben seni taşımakla uğraşamam ki. Böyle taşımayı sevmiyorum ya. Zaten yazıyorlar yoruma taşıma. Ben burada da kalmasın arkadaş. Koskoca Turek yani. Yanlış mıyım? Ya da burada kal... Ya şuraya götüreyim bari ya. Turek'i seviyoruz çünkü. Ya da haksızlık olmasın. Kal lan köşede. Başarısız oldun. Şuradan çıkamadın sana. Yazıklar olsun. Geç. Krala geçelim. Korkmaz diye bir geldi. Korkmasın. Tamam. Kimse korkmasını beklemiyor. Oyun çökmüş olabilir şu an itibariyle. Şu anda oyun çöktü arkadaşlar. Vay arkadaş ya, o kadar emek boşa gitti ya. Ben hemen bir düzeltip geliyorum arkadaşlar. Oyun çöktü. Nerede kalmıştık? Kaldığımız yerden devam edelim. Yaklaşık 15-20 dakikadan fazla uğraştım arkadaşlar. Niye mi? Normalde yani bu harita düzeltmelerden sonra ya yani oyun orijinal haritaları da seviliyordu kendi ama bu oyun çökmesinde bu çukurlar falan sevilemedi kendini yani kaydetmedi ve sıfırdan çukur açtım ve aynısı olmayabilir onu söyleyeyim. Çünkü aynısını yapamam, ben normalde kaydediyor diye biliyordum. Burasını komple yeniden düzelttim. Burada daha büyük çukurlar açtım, neden? Traktör aga yani, traktör yani. Yüksek değil mi? Ve şu en sondaki yolları bu sefer çok ellemedim, çok az böyle elledim. Şuraları falan az bir şey dedim. Çünkü traktör yani geçmesi lazım. Yüksek. Bir de mod bozuldu o arada. Komple bilgisayarı yeniden kapatmayayım, yeniden açtım ben. Bu traktörün şu camları falan bozuldu.
Girdim hemen traktörü çıkardım. Baktım yollar bozuk. Haydi dedim. Bir daha uğraş. Bir daha yaptım. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Case 380. Oh bak bak. İşte dediğim bu ana çukurlara oturmadı ki tekerler. Vay arkadaş bak bu kötü oldu. Ben bunu hiç düşünmedim ya. Bunu tekerler kocaman o çukura nasıl girecekti ki? Bunlar. Baksana bunun içten süreceğini. Of. Şöyle. Aa bak bu ekranlar ışık yok muydu? Yeni gelmiş bu ışıklar. Yeni gelmiş. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Vallahi güzel ya. Bu modlar farming'in modları açıkçası. Bir arkadaş buraya modları buraya da aktarmış. Oradan ellerine sağlık. Biz de oynuyoruz yani. Çok güzel bir araç ama ya. Moda bak. Bunlar gerçekten böyle çok heybetli traktörler. Allah. Az kaldı yatırıyorduk traktörü var ya. Traktör sevdalıları bana yazardı. Bizim şey kitlemiz de çok aslında. Böyle gerçek hayatta da harbiden nasıl diyeyim? Çiftçi yapan, çiftçilikle uğraşan insanlar geziyor. Böyle arada sohbet ediyoruz onlar böyle yorumlarda. Ne bileyim adam sonra öğrendim. Neyse Instagram'a girdim. Normalde Instagram'daki kolay kolay mesajlara bakmıyorum arkadaşlar. Tamamen YouTube'daki yorumlara bakıyorum. Çünkü Instagram'ı pek ben de kullanmıyorum açıkçası. Hani unutuyorum orayı. Neyse adamı girdim şeyine. Tamam adam bizim bu şey videosuna yorum atmış. Neydi o? 2-3 gün önce ya. Traktör taşıyorum ya. Manla. Kaza falan yapmışım. Adam yorum yapmış. Profil resmine baktım. Kocaman traktörün önünde bir adam. Çocukla kucağında. Neyse isim vermeyeyim şimdi. Belki istemez ismini. Ulan adamın ismini merak ettim. Girdim sonra Instagram'a baktım adamın. Adamın var ya. 3-4 tane biçer döveri var. Hepsi Massey Ferguson böyle. Traktörleri var böyle 3-4 tane. Böyle hani balya falan yapıyor ya böyle. Döndürüyor falan. Elbet denk gelmişsinizdir böyle. Samanı alıyor. Döndüre döndüre bırakıyor böyle. O falan var. Instagram hikayesine falan. Sonra sohbet ettik. Adam Konya'da bir çiftçiymiş. Buradan selam olsun. Konya mıydı? Konya'ydı galiba ya. Galiba Konya'ydı. Net hatırlamıyorum şimdi ama. Konya, K ile başlayan bir yerde çiftçi diye. Neyse buradan selam olsun ona. Adını vermeyeyim şimdi. Belki istemez ismini vermemi. O elbet izliyordur bunu şimdi. Traktör videolarımızın hepsini izliyormuş. Adam öyle dedi. Diğer videoları pek şey yapmıyormuş ama traktörlü olan hepsine bakıyormuş. Oğluyla beraber izliyormuş. O da çok güzel bir şey. Yani evladıyla beraber izlemesi güzel bir şey yani. Gurur kaynağı diyebiliriz bu bizim için. Yalnız şuna bak ya. Traktöre bak. Hiç zorlanmadı ha buraya kadar. Ben konuşmaya başladım. Oradan çıktım buraya kadar geldim. Traktör sanki normal yolda gidiyor. Ben niye maşallah diyorum? Bak. Maşallah dedim. Zorlanmıyor dedim. Yani olacak iş mi yani bu? Hadi lan çıkarsın. Şu şimdi arka tekerleklerim kilitliyor. Evet. Bak arkayı kilitledik ne güzel. Hop hemen uçtu. Dört teker kilitlesem hemen çıkar da biraz zorlansın da diyorum yani. Diğer araçlara biraz yakın olsun. Kocaman tekerlekleri var. Neresi yakın olacak da. Lan nasıl sekiyor ya? Aa bir dakika. Hazır buraya kadar geldik. Bir dakika burada. Aa yokmuş. Kim? Caner YT hoş geldin. Diyelim kanalımıza. Yokmuş be. Bunların havalarını falan indirme varmış. Tekerleklerin havalarını indirebiliyormuşuz. Onu indirseydik mesela sekmesi azalabilirdi. De şu anda çalışmıyor. Öyle bir kötü yanı var. Keşke olaydı. Yalnız güzel gidiyor. Açayım mı? Hadi bitirelim ya. Belli bu her şey çok rahat bir şekilde geçecek. Bak 4x4'ü aldım. Gaza basmaya gelmiyor. Direkt gidiyor hiç acımadan. Fazla da gitmesi istemiyorum ya. Uçar lan bu. Bak ön kaldırıyor arka tekerlekler. Lan yavaş be. O kadar da değil. Tamam sen kralsın. Hadi Pajor'un yanına gidecek tek araç sensin biliyorum. Yalan değil yani. Bu haritayı ilk indirdiğimde bir traktörlerle oynamadığım değil yani. O zaman da bütün traktörler çalışıyordu. Bu Case'in küçük bir traktörü vardı ya bunun bir küçüğü. O mesela çok zorlanıyordu bu yolda. Çünkü o biraz daha güçsüz bunlara nazaran. Ama masayla bu var ya üf yarıyordu. Her tarafa rahat bir şekilde gidiyordu. Acımadan hadi yürü. Bak ne güzel gidiyor. Anam kaldı be. Hadi lan. Vay arkadaş.
Devam et. Durma, 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 durma. Aa, tekeri patlattık. Vay arkadaş ya, tekeri patlattık. Var mı böyle bir şey? Dur. Yanlış şey aldık. Şimdi şunu alalım. Şunu tutalım. Teker patladığı için şöyle biraz destek vereceğim arkadaşlar. Yoksa gitmez hiçbir şekilde. Şurada yenileyelim hemen. Devam. Aa, bitti. Tabii. Şimdi biz araçları niye görmedik? Oyun çöktü, araçlar da yok oldu. Onu söylemeyi unuttum. Arabaları falan komple hepsi gitti. Aha. Yeni teker patladı. İki teker patladı. Sağlam olana da patlası bari. Hadi gel bakayım, şöyle çekeceğim seni lan buraya kadar. Gel bakayım. Şu topraktan gitmek istiyorum kardeşim. Buraya sokmak istiyorum ben bu traktörü belki. Hah, şöyle git bakayım. Mis. Evet arkadaşlar, videomuzu burada bitirelim. Bence güzel bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamını gelmesi için yorum atmayı, bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı, ne bileyim like atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Ben güzelce eğlendim bence. Yani güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamını gelmesi için dediğim gibi yorum atarak kesinlikle bildirim bana. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.